Bizim Türk lirasındaki gibi şişeler geçirilmiş. Do you sell this? 1000 koça. Okay, sawa. Mara, ötesi kar mı? Merhaba. Buna kora banchi. Petroleum. Hey ya. Hey ya. Abine dans edeyim istiyor. Okay. Hey. Size çok abartı gelecek ama. Madame, madame is going. And this is late now. Habari yasubuhi. Herkese dördüncü günün sabahından selamlar. Dünü saymazsak bugün Malawi'deki ilk günüm. Çünkü dün Malawi'ye sadece giriş yaptım ve yakında bir yerde uyudum. Şimdi yola başladık. Önce fiziksel direncim hakkında konuşayım. Daha sonra Malawi hakkında size bilgi vereyim ve yolumuza başlayalım. Fiziksel olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Özellikle ikinci günde çok yorulmuştum ama üçüncü, dün zaten çok fazla yürümedim. Ama bugün çok daha iyi hissediyorum kendimi. Yani hiçbir şekilde bir ağrım yok. Ne omuzlarımda, ne belimde, ne işte bacaklarımda. Sadece sabah uyandığım ilk dakikalarda böyle bacaklarım, kaslarım birazcık ağrıyor. Ama 1-2 dakika sürüyor. 1-2 dakika sonra hareket ettikçe düzeliyor. O konuda bir sıkıntı yok. Enerjimiz hala yerinde ve zaten daha dördüncü gündeyiz. Malawi'den bahsetmem gerekirse, Malawi, Tanzanya'nın güneyinde çok küçük bir ülke. Zanzibar'daki köle pazarına getirilen kölelerin neredeyse %80'i falan Malawi Gölü çevresinden getirilmiş. Onun dışında her şey tabii ki değişti. Malawi resmi adıyla Malawi Cumhuriyeti. Denize kıyısı olmayan ama bahsettiğim gibi çok büyük bir göle sahip olan. Gölün hakimiyeti Mozambik'e ait olsa da gölün üzerinde küçük küçük adalar var Malawi'ye ait. 3 ülkede de, 3 Doğu Afrika ülkesinde de bildiğiniz gibi şilin kullanıyorlardı. Uganda şilini, Kenya şilini ve Tanzanya şilini. Artık Malawi'de para birimi değişti isim olarak. Artık para birimimiz kwacha oldu. Malawi kwachası. Bu kwachayı Zimbabwe'de kullanıyor ya da Zambiya'da kullanıyor. Şu an emin olamıyorum ama Malawi'de de kullanılıyor. Kwacha. Bağımsızlık tarihi çok eski değil. 1964 yılında Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını almış bir ülke. Ekonomik olarak çok iyi bir ülke değil. Ülke genelinde kişi başına düşen milli gelir $320. Bu da Malawi'yi dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri yapıyor. Resmi dili ise İngilizce ve Çeva. Türkçesi Çevaca oluyor. Bunun dışında Tanzanya'dan farklı olarak gözlemlediğim Malawi daha sıcak ve daha yeşil bir ülke. Daha girer girmez sınırın dibinde şöyle bir dağ, onun arkasında da koca bir orman var. Çok sıcak olmasının yanında insanları da çok sıcak kalpliymiş bu ülkenin. O yüzden Malawi Warm Heart of Africa, yani Afrika'nın sıcak kalbi diyorlar. İnsanların çok sevecen, çok sıcakkanlı ve arkadaş canlısı olduklarını söylüyorlar. Diğer ülkelere kıyasla daha güvenli olduğunu, hiçbir şekilde terör veya savaş durumlarının olmadığını söylüyorlar. Benim ise şu anki tek derdim anlaşabilmek. Çünkü Swahili'ye bayağı alışmıştım. Tanzanya'nın böyle en köy yerlerinde bile olsam illaki insanlarla az çok anlaşabilecek kadar Swahili öğrenmiştim. Şimdi bakalım burada insanlarla nasıl anlaşacağım? Bakalım neler öğreneceğiz? Çevaca, Çeva diline bakalım hemen ısınabilecek miyiz? Güne her gün biraz daha geç başlıyorum artık. Ve artık maksimum 30 kilometre yürümeyi planlıyorum. Çünkü ayakkabılarım iyi değil arkadaşlar. En azından kendime güzel bir ayakkabı alana kadar ayakkabılarımı çok fazla yıpratmamaya çalışacağım. O yüzden artık 30 kilometre maksimum 30 kilometre ilerleyeceğim. Daha sonrasında olursa otostop çekeriz, olmazsa olduğumuz yerde konaklarız. Böyle ilerleyeceğim. Malawi bana bir aylık vize verdi sadece. Aslında bu da iyi oldu. Benim birazcık daha hızlanmam açısından. Şimdilik kendimi gayet iyi hissediyorum.
Bu arada ben güne yine patates ve soğanlı salatayla başladım çok şükür. Ama artık bunlarla başlamayı düşünmüyorum. Çünkü bana kesinlikle enerji veren bir yiyecek değil. O yüzden artık günüme meyvelerle başlamak istiyorum. Bu arada size ülkedeki şu an elimde olan paraları göstereyim. Bu 5000, bak adını bile unuttum. Bu 5000 kıvaça ülkenin en büyük banknotu. Burada Kamuzu Banda'nın fotoğrafı var. Kamuzu Banda 1964 yılından sonra Malawi Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonraki ilk cumhurbaşkanı. Onun dışında ülkedeki önemli yerler var. Bu arada Malawi yerel bir kelime olan Marawi'den türemiş. Marawi yerel dilde alev anlamına geliyor. Bu alev çağrışımını da güneşin Malawi Gölü üzerinde batarkenki görüntüsünden esinlenilmiş. O yüzden ülkenin ismi Malawi. Zaten ülkenin bayrağında da güneş sembolünü görebilirsiniz. Devam edelim paracıklarımıza. Burada 500 kıvaça var. 500 kıvaçanın üstünde John Chilembwe var. John Chilembwe 1915 yıllarında ülkenin devrimci rolünü üstlenmiş. Kendisine Avrupalı her erkeği öldürme görevi edinmiş. Böyle bir ayaklanma düzenlemiş. Tabii ki ayaklanma başarısız olmuş. Ayaklanmanın sebebi de tahmin edeceğiniz üzere sömürgeciliğe karşı Malawi halkını, Afrika halkını bu boyundurluktan çıkarmak. Şu an elimde olan son farklı para da 200 kıvaça. 200 kıvaçanın üzerine de Rose Lomatinha Chibambo'nun fotoğrafı var. O da Malawi'nin ilk kadın kabine başkanıymış. Böyle gördüğünüz gibi paraların üzerinde önemli şahsiyetler ve önemli yerlerin fotoğrafları var. Kıyaslarsak diğer ülkelerde genellikle hayvan figürleri görürdük. Burada bizim Türk lirasındaki gibi önemli şahsiyetleri ve önemli yerleri görüyoruz. Onun dışında yollar Sümeyye Hanım'ın muhteşem değişimi gibi. Ama şu an çok daha kuzeydeyiz. İlerledikçe birkaç şey değişir diye düşünüyorum. Özellikle sokak lezzetleri falan değişecek. Enteresan bir biçimde değişecek özellikle. Takipte kalırsanız hatırlarsınız bu dediğimi. Yolda belli aralıklarla böyle şeyler görüyorum. Direk gibi dikilmiş, uçlarına da dallara da böyle şişeler geçirilmiş. Bunun sebebini tam olarak anlamadım. Bilmiyorum ne olduğunu. İleride sorarız görürsek birini. Hello. Beni yoldan çevirdiler. Hello. How are you? I'm fine. Can I sit there? Can I sit there? Yes. Sanjay. Doctor. Yes. How are you? I'm fine. I like it. What do you mean? Kağıtlardan yapmışlar. Hı? What do you mean this? That. Yes. Çok iyi. Do you sell this? Neyden yapılmış biliyor musunuz? You. Ambalajlardan. Me. You. Me. Ha. Me. How much? Yeah. How much? Singapi. Singapi. Yeah. Kilo Swahili. 1000. 1000. Kwacha. Yes. Oh, 2000 kwacha. Oh, 2000. Come on. I'm lucky. How is it? Is it good? Baba mu yeyeceğim. Böyle böyle kamdagi ile abi. Baba buru tige. Okumadı jambur tosa. Okumadı jambur. Is it good for the sun? Yeah, huh? Is it good? It's good, fine. Yeah. It's fine. Okay, bunu alıyorum. 1000 kuvaçaya. 1000. Kuvaça. Okay, sava? Okay. Okay. Benim şapkam vardı ama şapkamı kaybetmiştim ve bir şapka ihtiyacım vardı. Okay. Şikamo. Mara, o da şikamo. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
Kuzeyde olduğumuz için genelde insanlar Swahili biliyor. Hadi uzun. Una minya wapi? Una bu ne zawapi? Okay. Kamera. Ya voilà, kamera ya voilà kan. Zaten bir şey ihtiyacım vardı şapkaya. This is camera. See? Yeah. I'm taking video. Good. Good. Yes. Zaten ihtiyacım vardı. İnsanları da böyle desteklemek daha güzel arkadaşlar. Yolda gördüğünüzde ellerini açıp para isteyen insanlara para vermeyi sevmiyorum. Ama böyle onların yaptıkları bir şeyleri alıp... You and you. You and you. Yes. You see. Yes. Yeah. What do you... Gujamburu. Gujamburu. Take photo with my phone. Mulakora banchis zikomo. Chewa'yı ilk defa duyacağız arkadaşlar. Yes, you can speak. Chewa ine ni mazwa chewa bangun. Asisi mulibanchi. That asisi mulibanchi. Anlamıyorum. Asisi chewa. Ati moni. How can I say? How are you in Chichewa? Yeah, how are you Chichewa? Mulibwanji. Mulibwanji, how are you? Mulibwanji. Yes, yeah, how are you? Mulibwanji. Yeah, Mulibwanji. Mulibwanji. Yeah. Okay. Say, how are you? Mulibwanji. Yeah. Nasılsın demek? Dilibwino. Mulibwanji. Okay, it's enough. Ne kadar çok çocuk var. Fark ettiniz mi? Şu ağacın altında da çocuk var. Nereye baksam çocuk görüyorum. Bunun sebebi ülkedeki eğitimsizlik. Zaten doğum oranı aşırı fazla çünkü. Çevreden de anlayabiliyoruz. Yani her evde bir 10-15 tane çocuk görüyorum. Arkadaşlar bakın bu yol kenarı komple bunlar kekik. Yol mükemmel kokuyor. Mükemmel. Bunlar kimsenin malı değil. Bunlar böyle yol kenarında duruyor. Ah, çok güzel. Kuşlara bakın. Malawi'nin yolları Tanzanya'nın yollarından daha güzel geldi bana. Daha açık, daha ferah. Her yerde insan var. Genellikle bisikletliler var. İnsanlar çok fazla yürümüyorlar. Herkeste bisiklet görüyorum. Bakın. Ve çok güzel ya. Malawi'nin doğasını Tanzanya'dan daha çok beğendim. Ve her yerde inekler, keçiler. Bu açıdan da Uganda'ya benziyor. Hello. Burada bir tane daha var. Bu direkten. Aa, nasıl bir yere geldim ya. Çok güzel değil mi? Yol kenarlarındaki şu şey. İsmini bilmediğim ama çok güzel kokan şey. Yol mükemmel kokuyor. Şapka bu arada çok işlevsel olmasa da yine de şapkasızlıktan 1000 kat daha iyi oldu. Yani birazcık koruyor kafamı. Burnum yanmaya devam ediyor. Güneş kremi kullanıyorum tabii ki. Ama sürekli yenileyemiyorum. O yüzden sabah kullanıyorum. Yani bir kez falan yeniliyorum. Ondan sonra yola devam ediyorum. Zaten 4 günde bayağı yandım. Artık ben ten rengimin ne kadar koyulaştığını burada pek fark edemiyorum ama Türkiye'ye döndüğümde bak çocuklar geçerken give me money diyor. Bana para ver. Herkes. Bu köydeki herkes yani. Kime selam versem bana para ver. Ne diyordum? Ancak Türkiye'ye dönünce anlayacağım ten rengimin ne kadar koyulaştığını falan. Çünkü bayağı bir 3-4 ton
koyulaştım belki de daha fazla kestiremiyorum. Yani ben bu yollarda yürümenin hissini size nasıl anlatacağım bilemiyorum. Şu tepelerdeki evleri görmek bile beni heyecanlandırıyor. Öküzler coştu. Sadece ses bile yetiyor. Kuşların sesi. Yeni arkadaşımla tanışın. Bastonum, batonum artık ne derseniz. Keyifli bir gün. Do you speak English? What is this? Mazota. Petrol. Petrol. Petrol mü? Petrol ne demek ya? How? Petroleum. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Yani ben bilmiyorum bu şeyleri. Bu ne dedim? Petrol dedi. I'm going to Colombia. I'm going to Colombia. Capora, Caporo. Caporo. Yes, Caporo. Bunu bilen bana açıklasın ya. Herkes bilmiyorum yazarsa da ben araştırırım. Bye bye. Geldiğimiz köyün ismi Nguangulukulu. Ah, you have ice cream. Shingapi? Under the kwacha. Huh? Hands, hands. Under the kwacha. Mia. Mia moja. Mia moja. Can I have one? Dondurma yiyelim. Bu ne abi? Mutlu oldum. Bu ne abi? Hı? Bu ne abi? Ah, Caporo. Anda Caporo. Yes. Yes. Basiri. Onana mama leo tembe. Henüz herkes Swahili biliyor. Mama tembe kwa mguu. Az biraz. Ben ne kadar biliyorsam o kadar biliyorlar. Wait. Thank you. Asante. Bir dondurma molası verilmesin ya. Şey, bu bildiğiniz yani buz 100 kıvaçaya aldım. 100 kıvaça nedir şu an bilmiyorum ama videoya eklerim. Bu bildiğiniz ne biliyor musunuz? Çocukken içtiğimiz o şuruplar vardı ya, onun gibi tadı. Pul şeker, gıda boyası konmuş. Buz. Yani öyle bildiğimiz dondurmalardan değil ama yine de iyi geldi. Şimdi bir yerde oturayım. Ama şurup ya bu. Abi. Ne? You can say hi. Hey. Thank you. This is ndizi. Ndizi. Burada bir tane muz var arkadaşlar. Muz ya da plantain. Bunları kızartıyorlar. Yes. Şimdi yol kenarında beni çevirdiler de. Bundan alacağım bir tane. Make it tea. About it. One ndizi. Ndizi moja. Yes. Thank you. Ne dalga geçtiler benimle ya. Sorry. For that banana. This. I know. What is? What is salt in Kiswahili? Chumvi. 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 Swahili. Chumvi. 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 Chumvi.
O kadar çok gülüyorum ki. Sabora. Bunu böyle tuza batırıyorsunuz arkadaşlar. İndi, çabuyunu. Eyya. Eyya. Abo. Din gazi wanga bu. Asim bu kadar büyük. Güzel oluyor. Bu arada bu muz değil, bu plantain. Plantain. Burada da yine aynı plantaini böyle etle falan. Haşlama yemek olarak yapmışlar. Bu yeter. Make is the asante. Pig. Pig. This is pig. Yes. Domuzmuş zaten. Make is the pig. I don't eat pig. You. Pig is the minority. How did you get it? Zaten domuz yemiyorum. Burada hiç yemem yani. Hep merak ediyorduk ya. Kafalar nasıl taşıyor? Çok güzel ama bir gün öğreneceğim. I'm going to learn. O kadar güzel bir köyden geçtim ki gerçekten bana enerji depoladılar. Yani sevdiğim, tanıdığım kim varsa görüntülü arayıp hatta mutluluğumu da paylaştım. Çok güzel, çok mutluyum. Bence Malawi'deki bu ilk günümdeki ilk yürüyüşümde çok güzel bir gün yaşadım. Çok güzel bir gün yaşıyorum. Varmak üzereyim. Bir saatim kaldı. Kaporo bölgesine gidiyorum. Kaporo'da kalacağım. Ama Kaporo'da eğer daha ileriye giden bir araç olursa onunla da daha ileriye gidebilirim. Aksi takdirde benim için gün Kaporo'da bitecek. Bir saatim kaldı. İlerliyorum. Acaba dünya böyle tatlı insanlarla mı güzelleşiyor? Yoksa biz mi bir noktada tatlı baktığımızda her şeyi güzel görüyoruz bilmiyorum. Çünkü bazen düşünüyorum, bazen düşük modda olabiliyorum. Düşük modda olduğumda sanki çevrem de bana çok stresliymiş gibi geliyor. Acaba diyorum bu insanlarla mı alakalı yoksa bizim dünyaya bakış açımızla mı alakalı bilmiyorum ama iyi ki bu köyde, iyi ki az önceki köyde durdum, insanlarla iletişim kurdum. Bana çok güzel bir enerji verdiler. Çok mutluyum. Sıfır yorgunluk hissediyorum biliyor musunuz? Gerçekten mutluluk, huzur, kilit. Hatta doğa kilit. Şu çevreme bakar mısınız? Çevrenin güzelliği, doğanın mükemmel kokusu, insanların tatlılığı. Gerçekten Malawi hak ediyor yani. Umarım kötü insanlarla da tanışmam burada ve fikrim de çok değişmez ama gerçekten hak ediyor Afrika'nın sıcak kalbi lakabını. Öyle güzel, şimdi şarkı dinleyerek falan ilerliyorum. Böyle neşeli şarkılar dinliyorum falan. Bildiğiniz böyle zıplaya zıplaya haydi misali gidiyorum yani. Ulaştığım noktada tekrardan görüşürüz. Size çok abartı gelecek ama ağlıyorum. Mutluluktan ağlıyorum. Gördüğüm şeyler karşısında gerçekten çok mutlu oluyorum. Hani böyle hayatımızda iyi ki dediğimiz anlar olur ya, benim de bu 4 gündür iyi ki dediğim gün bugün. Mükemmel.
Acaba biz de Türkiye'de ya da kendi hayatımızda bu kadar mükemmel yerlere, bu kadar mükemmel şeye sahip olup fark edemiyor muyuz? Çünkü buradaki insanlar da öyle geliyor bana. Yani ben şu an dışarıdan tamam turistim, onların kendi hayat kargaşası var. Evet, anlaşılabilir. Ama yok. Yani ben burada yaşasam, şu palmiyelerin arasında yaşasam, böyle güzel kokulu bir yerde, yani stresli bir insan olmam imkansız gibi geliyor. Ve bu insanlar bunun farkında mı acaba? Yoksa bizim gibi böyle sahip olduğumuz güzel şeylerin farkında değiller ve başka şeylerden mutsuzlar mı acaba? Gerçekten. Yani bakın. Çok güzel ya. Şöyle bir tane ortamda bir küçük ev istiyorum. Resmen ağladım ya. Now let's go. And these children is they have to keep quiet. Kapuru ya. Kapuru ya. 5 dakika mesafem kaldı. Do you speak English? No. Do you speak Swahili? Swahili. Her neyse. Bak ben durdum, onlar da durdu. Kaporo'ya 5 dakika kadar daha yürüme mesafem kaldı. Ama anlıyorum ki böyle bizim bildiğimiz bir merkez olmayacak. Bir merkez olmadığı için kalacak yer yok, yani böyle bir guest house'dır falan yok. O yüzden ya insanlara soracağım ya da bir yol kenarında bekleyip... Konuşamadım, birazdan anlatırım. Kapora'ya geldik ama size söylediğim gibi bakın burası bildiğiniz bir köy. Biraz burada bekleyeceğim yolun kenarında. Bir arabaya, bir kamyona falan otostop çekeceğim. Çekemezsem de şuradaki evlerden birine soracağım, bana bir odalarını kiralasınlar, kapılarını açsınlar diye. Haydi bakalım. Hello. I want to go to Karonga. Because you are already going there. Yeah, I'm going to Karonga. It's where I'm going. Bye bye. Bye. Nihayet Karonga'ya geldim artık. Bugün burada kalacağım. Şimdi ben direkt konaklamaya gidiyorum. Yarın tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir komik detay eklemek istiyorum. Şimdi ben kalacağım yere geldim. Burası 6000 kıvaça. Ve ben pazarlık yapayım dedim. Dedim ki 5000 kıvaça olsun. Sonra şunu fark ettim. O 1000 kıvaça aslında 90 cent. Yani ne kadar küçük bir pazarlık yapmaya çalıştığımı fark ettim. Sonra dedim ki tamam 6000 kıvaç olsun. Yarın gölde görüşürüz.